Merhabalar efendim. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne izliyoruz programıyla karşınızdayız. Bu hafta zulüm ve mücadele konusunu konuşacağız. Ramazan iklimini yaşadığımız bu günlerde Ramazan'ın bereketi üzerimizdeyken zulüm ve mücadele özellikle mücadele tarafında bize hangi sorumluluklar yükleniyor? Ramazan bu anlamda bize neler katıyor? Mücadele ruhumuzu nasıl besliyor? Bu meseleleri konuşacağız. Tabi diziler ve filmler etrafında olacak. Çok kıymetli dostum ağabeyim Turgay Ovalı ile birlikte. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Eyvallah. E, yani Ramazan'ın ruhu, Ramazan'ın bereketi, bize kattıkları, orucun güzelliği, paylaşma kültürü hepsi böyle bir aradayken e, zulüm ve mücadele konusunu evet. konuşuyor, konuşuyoruz. Evet. Bir tarafta gözyaşı var, zulüm var. Evet. Bir tarafta mücadele ruhunu ebediyen güçlü tutmamız, sağlam tutmamız, kavi olmamız gereken bir tarafı konuşacağız. Evet. Bu anlamda nasıl bir başlangıç yaparız abi? Şimdi zulüm ve mücadele. Ee, iki tane aslında biri zehir, diğeri ise panzehir olan iki kavramdan bahsediyoruz bugün. Zulüm. Zulüm ne demek? Aslında sözlük anlamına baktığın zaman Mustafa çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsun ki bu da bir şeyin olması gerektiği yerden alıp başka bir yere koymak demek. Yani aslında bir şeyler yerli yerindeyken onun yerini değiştirmek veyahut da onu bozmak aslında zulümün aynı zamanda... Karanlık anlamı da var. Yani neyin ne olduğunu bilmediğimiz, e, göremediğimiz, sezemediğimiz ve bu manada da e, acı veren bir tarafı var. Mücadele ise e, cedel kökünden geliyor. Ve bu da e, karşılık vermek her şeyden önce. Yapılan zulüme karşı e, dimdik durmak. İşte sabır kelimesinin de anlamlarından bir tanesi de odur. Dik durabilmek. Yani o mücadeleyi verebilmek gibi bir anlamı var. O anlamda tabii bir tarafta çok ciddi anlamda mazlumlar coğrafyasının içerisinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz ve buraları da gördüğün üzere hep böyle mücadele mekanları olarak anlamalıyız. Ben bugün ee, özellikle Ramazan'a da girdiğimiz bu zaman diliminde bu havayı koklarken bu e, güzellikleri yaşarken daha çok e, yabancı yapımlardan ziyade zulümü işleyen bizim dünyamızdan bizim coğrafyamızdan Filistin'den Bosna'dan işte Afrika'dan e, yapımlara değinmek istiyorum Mustafa inşallah bugün. Abi çok güzel bir noktaya değindin. Aklıma da direkt Lübnan'da geçen konusu Lübnan'da geçen Kefernao filmi geldi. Çok acı bir filmdir. Acı film değil mi? Yani içerisinde yoksulluk var, aile dramı var, parçalanmışlık var, çocuğun hayata karşı bir mücadelesi var ve sonunda çocuk artık mahkemeye çıkıyor yani ailesinden şikayetçi olur hale geliyor. Fakat burada olayın Biraz da arka planına baktığımız zaman, işte toplumsal olarak o insanların neden yoksullukla burun buruna geldiği, evet. ailelerin neden parçalanmak zorunda kaldığı gibi yan unsurlar da var. Biz orada bir film izliyoruz. Filmde böyle bir e, figür var ve o figür üzerinden ailesini yargılayan bir çocuğun hikayesi. Evet. Fakat bizim burada bilinçli insanlar olarak o coğrafyada o coğrafyayı o hale getirenleri yargılamamız gerekmiyor mu? Elbette öyle Mustafa yani Kefernaun filmindeki o çocuğun geri bırakılmışlığı veyahut da ailesinin ona karşı olan bu tutumu, tavrı nereden geliyor? Yani bak bilimsel araştırma daha çok böyle nasıl sorusuna odaklanır. Ama şiir, edebiyat, e biraz da böyle niçine, nedenine odaklanır. Nedenine odaklandığın zaman Mustafa işin mücadele, zulüm kısmını görürsün ve mücadele tarafını çıkarırsın. Tamam Şimdi bu Kefernaum filmi benim gözümde yazılmış sinemaya aktarılan bir şiir gibidir. Gerçekten çok kaliteli bir yapım. Ve e, meseleyi aşırı bir şekilde dramatize etme hani böyle seni ağlatmaya yönelik böyle çaba vardır ya Hollywood'da özellikle böyle. E, deşer böyle, deşerek. Gider. Müzikle, diğer unsurlarla. Tabii, motorlarla. tabii tabii. Aynen öyle. Ama filme baktığın zaman hayatın kendisi zaten acı. Yani ortada ayna gibi bir şey var. Aynadan izliyormuşsun gibi yani. Ve görüyorsun ki o çocuğun ailesinin ailesini suçlayıp suçlaması gayet normal çocuğun. Ama ailesinin suçlayabileceği bir sürü şey var. Ee, Lübnan'da işte daha öncesinde ben sana bir kitap e, hatırlatmış olayım. Ee, Emin Maluf'un Amin Maluf diye yazılan e, şeyi hatırla. E, doğunun, o limanları, coğrafi, doğu'nun limanları. Yaşa. Evet. Bravo. Özellikle Doğu'nun limanlarını hatırla. Evet. O kitabın içerisinde geçen hikayeleri a, a, hatırla. Yani e, işte devrime yazılan iki gencin Yıllar sonra o bir aşk hikayesidir aynı zamanda. Yaşlı bir adamla karşılaşması ondan dinlemesi meseledir. Orada geçen olaylar orada aslında nasıl böyle bir savaş ortamının oluşturulduğu yine hakeza Lübnan'da geçen falancistler akımının nasıl doğduğu vesaire bunları görüyorsun. Aslında bir yerde bizi bize kırdırmaya çalışan bir yapı. Diğer yapımlarda özellikle Müslüman yapımları. Ya Mustafa beni çok etkileyen bir yapımdı. Gerçekten Belvedere diye bir yapım. Boşnak yapımı. Biliyorsun Srebrenica'da 11 Temmuz 1995 tarihinde burada görevli Hollanda askerlerine rağmen Birleşmiş Milletler Koruması, koruması altında, altında olması altında gereken yer. rağmen hani güya evet. boşnaklardan 8 binden fazla insan çocuk, çoluk e, güvenli alan diye tabir güvenli edilen alan, yerde evet çetniklere bırakıldı o Sırpların katliamına e, bırakıldı. Katliamına bırakıldı. Ve orada çok ciddi bir zulüm yapıldı. Ve o insanların mücadele edebileceği e, bir alan dahi bırakılamadı. Yani ya kaçacaklardı. Çoğu şeye kaçtı ormana. Yakalandılar. Toplama kamplarında tutuldular, nice zulümlere uğratıldılar. Film bu zulümlerden sonra, ya Mustafa bak zulümlerin en büyüklerinden bir tanesi de nedir biliyor musun? Sen birini kaybedersin, acısını yaşarsın, gidersin, cenaze namazını kılarsın, defnedersin ve cenazenin yani sana ait olan yerini bilirsin yani tamam mı? Bilememek. Bir yerlere gidip yakınlarının gömülmüş olması. Film bunun üzerine kurulu. Bir annenin evlatlarının e, mezarının nerede olduğunu araştırması üzerine bir kurulu bir film. Bundan daha acı bir şey. Kolay kolay bulamazsın. Çok zor abi. Hala yani son yıllara kadar hala şeyler toplu mezarlar çıkıyor. Kelebekler meselesi. Yani evet. Bilirsin. Aynen öyle. Özellikle aynen. hani o mezarların etrafında kelebeklerin e, uçuşması uçuşması ile birlikte ortaya çıkan bir şey. Ben bunu biraz da şeye benzetiyorum işte e, Sevr Mağarası'ndaki örümceklere benzetiyorum. Yani. Bir şekilde Rabbim birini korur, öteki öteki zamanda da gerçekleri ortaya çıkartacak kelebek yollar bu seferde. Abi e, şimdi bu meseleyle alakalı e, yani çok ciddi bir manipülasyonla var. Aa. Yani Aa. ciddi bir zulüm var. Zulmün Aktörleri var, fakat onu çarpıtma konusunda da çok ilginç yapımlar yapıyorlar. Homeland e, dizisi de bunlardan birisi. Çok yani orada mesela çok İslamofobik biliyorsun o dizi. Dolayısıyla e, onlar tüm zulmü, kederi getirip orada o katliamları yaptıktan sonra dönüp arka taraftan da çok İslamofobik, İslamla alakası olmayan, İslamla terörü yan yana koyan yapımlar yapmaya devam ediyorlar ve bununla da bir e, kitleyi konsolide ediyorlar. Evet. Bu aynı zamanda bizim ferasetimizi güçlendirmemiz gereken bir noktada duruyor. Şimdi mücadele Rab... alanımızdaki yerimizi belirliyor. Tabii ki şimdi mücadele alanında e, şimdi Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz Turgay abi evet. ve Ramazan bu mücadele ruhunu bize çok ciddi manada zalimin ne olduğu ve bize hangi mücadeleyi yüklendiğini ee, ...anlatması açısından çok çok kıymetli. Elimde e, Sezai Karakoç'un e, Kıyamet Aşısı kitabı var abi. Hı hı. Kıyamet Aşısı kitabında oruçla alakalı bayağı bölümler bulunuyor. Orada bir bölüm e, çok dikkatimi çekti. E, şöyle diyor rahmetli Üstad Sezai Karakoç. Oruç dünyasına girer girmez her gün kıyısından geçtiğimiz halde... ...alışkanlığın zulüm özlü direnişiyle fark etmediğimiz... Veya göz kapadığımız evrensel tragediyi görmeye başlarız. Evet O evrensel tragediyi, o zulmün e, kol gezdiği yerlerdeki o tragediyi daha yakından, daha içten hissetmek için Ramazan-ı Şerif bu anlamda oruç bizler için bir fırsat. Yani bu anlamda gönüllerimizi, kalplerimizi, idrakimizi açması açısından da e, bu zamanları bir fırsat olarak görmek lazım. Ya Mustafa çok ilginç bir şey e, tarihi gerçekliktir özellikle e, tarihi dokümanlara baktığımız zaman böyle haçlı seferlerine gittiğimiz zaman yine böyle e, yerel ölçekte saldırıların olduğu zamanlara baktığımız zaman hep böyle Ramazan ayının kollandığını görürsün biliyor musun? Evet, Sen maalesef. mücadele alanımızda Ramazan'ın e, değerine bahsediyorsun ya değerinden hakikaten diğer tarafta da Ramazan'ın zulüm için Ramazan'ın beklendiği gibi bir durum var ya hakikaten. Biliyorsun yıllar yıllardır Filistin'de gerçekleşen zulümler Ramazan ayında ayyuka çıkar. Mesela bir örnek Haçlı seferleri Ramazan'a denk gelir çoğu zaman. Bir e, şeyde okumuştum e, Hammer'ın bir İslam'ı nasıl yok edelim diye bir kitabı vardı. O kitabın içerisinde yazdığı şekil şu Mustafa. Diyordu ki. Özellikle Müslümanlara saldırmak için Ramazan ayı vardır Müslümanlarda. Oruç tutarlar, güçten kuvvetten düşerler. Ne kadar yanlış bir e, yorumlama değil mi? Onu beklemekte fayda vardır Halbuki falan. Halbuki mücadele ruhu e, Allah'la olan münasebetinin evet, daha evet. da güçlendiği, kaviyleştiği. Yani ahiret inancının artık o ölümsüzlük şuurunun tabii, tabii. şehadet bilincini çok daha üst seviyede olduğu tabii canım bir ay. Yani. Tabii Ramazan mesela bizim insanlarımız zekatını bile Ramazan'a denk getirmeye çalışıyor. Yani evet yani. normalde her evet, ayda verebilirsin evet, ama. Aynen öyle. Ramazan ikliminin bizde daha böyle kuvvetlendirici mücadele ruhunu arttırıcı bir tarafı vardır yani. Ee, bir taraftan böyle bir bakış açısı. Dediğimiz gibi bir taraftan da bizim böyle bir e, kuvvetli sağlam klas duruşumuz diyelim hadi. Nuri Pakdilce. Ee, bu uyanıklık veyahut da bu teyakkuz halinde olma meselesinde aynı zamanda yahu zulüm dediğimiz zaman şeyde ne izliyoruz da yani ee sinemada dizilerde özellikle de Hollywood sinemasında aklına ne gelir biliyor musun insanların özellikle yabancı dünyada Bosna Hersek, Bosna Hersek gelmez Filistin gelmez biliyorsun İsrail lahide savunmasını yaparken şöyle dedi dedi ki ya zulme uğrayan biziz zulme uğrayan biziz dedi. Nasıl bir tarihsel dönümdeyiz ki zulme uğrayanlar, mazlumlar, zalimler olarak adlandırılıyor dedi. Tamam mı? O kadar katlettiği binlerce insan. Hayret edersin yani. Tamam mı? Ya böyle bir şey. Malcolm X'in o sözünü hatırla. Hani medya size zalimi mazlum olarak gösterir. Dikkatli olun meselesi. E medya işte sinema. Sinemada bir medyadır sonuçta. Akla ne gelir soruyu tekrar edeyim zulüm dendiğimizde sinema dünyasında holokost gelir. Yahudilere yapılan zulümler gelir. Yahudilere zulüm yapılmamıştır anlamı çıkmasın buradan. O başka bir şey. Zulüm bizdense ben bizden değilim demeli zaten bir Müslüman. Zulmün karşısındadır Müslüman biliyorsun yani. Ama bunu nasıl pazarlama neler neler ya işte şintlerin listesinden tut. Çizgili pijam, pijamalı çocuk. Çizgi pijamalı çocuk. Aynen öyle. Efendime söyleyeyim. La Vida e Bella. Hatırla Hayat Güzeldir filmi. Evet. Yani hakikaten zulmü de yansıtma noktası. Piyanist filmi. Evet. Tabii. Değil mi? Yani o zulmü yansıtma açısından çok kaliteli ve başarılı yapımlar çıkarabiliyorlar. Ve dünyaya bunları pazarladıkları zaman. Yani antisemitizm diye bir kavram vardır ya özellikle ee, o Yahudi düşmanlığını ifade etmek için kullanılan anti antisemitizmi oluşturabilecek semitizmi aslında bir yerde aslında siyonizmi haklılaştıracak yapımlarla karşımıza çıkıyorlar. İşte burada senofsal, peki karanlıkta kalanlar sayabilirim bir sürü sayabilirim. Ama burada sana. bize de sorumluluk düşmüyor mu abi, abi yani? Kesinlikle. Şimdi e, Filistin deyince işte hani birçok Filistin yapım var. Son dönemde hani evet. meseleyle alakalı çokça paylaşılıyor. izleyeceğimiz ya biz bu filmleri yeterince sahiplenmiyoruz ya da yeterince dünyaya yaygınlaşacak yapımlar haline gelmiyor. Gündemimize de de düşürmüyorlar. Bak bu da var. Gündemimize de düşmüyor. Bir Müslüman olarak ben sana bir sürü Filistin yapımı sayalım. Yani bunlardan bir tanesi mesela Farha'dır. Farha daha o 1948'deki ilk olayların anlatıldığı döneme götürür bizi. İşte köylerimin baskına uğradığı, baskına uğradığı o dönemde Şehre gidip okumak isteyen 17 yaşındaki bir kız çocuğunun, Farhan'ın başından geçenler. işte o baskında kendisini kitlediği bir ambar ve oradaki şey anlatmayın film ama izlenmesi gereken. Abi burada adamların elinde dağıtım ağı var. Şimdi evet, evet, şimdi evet. Tamam böyle bir yapım var çok güzel. Yani reklam sektörünü elinde tutuyor, Tabii. PR sektörünü Tabii. elinde tutuyor. Onun dışında sinemalara dağıtım ağı da onlarda. Aynen. Dünyanın her yerinde dijital platformlarda öyle. Yani bir dijital platform e, öyle bir güçlü hale geliyor ki yani orayla alakalı birisi ses çıkaracağı zaman hemen soru işareti bırakıyor. Aman ben buraya bu meseleyle alakalı bir görüş bildirirsem, bir şey söylersem bunlar dünyanın her yerinde güçlüler. Tüm dijital platformda gü platformlarda güçlüler. Onun dışında medyada güçlüler. Beni medyadan silerler. İş bulamam endişesi, kaygısı taşıyor. E tabii yani bir, bir tanesi mesela Dediği zaman e, İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu bu e, zulümler, katliamlar, e, soykırım neticesinde ben kararımı aldım. E, Siyonistlerle adı geçen yapım şirketlerinde rol almayacağım. Var böyle Hollywood var. oyuncuları var. son dönemde yani bunu da söylemek lazım. Ben bakıyorum bir yandan takip ediyorum. Eylemlere katılıyorlar. Evet. Arabasını evet. tamamen Filistin bayrağıyla o mücadele Gazze'deki insanların o mazlum halini dile getirmek açısından gündemini tamamen buna adayan insanlar da var. Yani bu iyilik e... filminden çekip alıyorlar mesela Jana Ortega'yı Atmış evet. olduğu bir tweet yüzünden. Filistin'e destek tweeti yüzünden. Çığlık filminin devamından çeki veriyorlar. Sen daha oynama diyorlar mesela. Dediğin gibi. Abi. Bu Reş da bir zulümdür bak. E Mustafa. Reşat abi var. Reşat Sitrik. biliyorsun hı hı. E Boşnak. E evet. TRT belgeselde de hı hı. E programı var. Mesela Reşat abi Hollywood oyuncusu normaldi. Spartaküs'te oynama hı hı. teklifi geliyor. Reddediyor. diyor. Yani diyor ki yani bu yapım şirketleri, bu yapım ağı hı hı. hangi zulmün parçası olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ya burada biraz da şöyle bir durum yok mu Turgay abi? yani bir ses çıkartmak gerekiyor. Tim Blank'ın bir şiiri var. Malcolm X'e de ithaf ediliyor. Çok güzel. Bazı yerlerde işte Malcolm X söylemiş gibi de paylaşıyor ama orijinal Tim Blank'ın. Şöyle diyor bir kısmını aldım abi. Bir şiir ateşle, bir yumruk yükselt. Sesini yükselt. Bir çocuk yetiştir. Abi çok çok kıymetli çok ya. Yani bir çocuk yetiştir. Sesini evet. yükselt. Evet, evet. Bir şiir ateşle. Yapabileceğimiz çok şey var ya. Evet, evet. Çok sahiplenir. Bunun arkasına Mustafa Kutlu'nun o e, mu muhteşem şeyini de ekleyebilirsin. Bir şey yap. Güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Abi mücadele budur işte. Evet. Yani Tim Blank'ın sözleri. Gerçekten çoğu insan bu alkolün <laughs> diyebilecek. Evet. İyi güzel de oldu. Hani burada bir düzeltme de yapmış olduk böylece. Hakikaten yani ya bir yumruk kaldır ya. Değil mi? Bir şöyle bir meydana çık hatta ne bileyim bireysel olarak kendini bir şey ya yap, çocuk yetiştir diyor, yetiştir diyor ya. Ya evlat yetiştiriyorsun. Ona o şuuru veriyorsun. Yani ha. şimdi bakıyorum çocuklar <laughs> marketlerde falan alışveriş yaparken e, çok denk geliyorum. Böyle çok duyuyorum. işte Aa, bu boykot listesinde mi anne? Hani bakar mısın falan böyle. Evet. Hani bu ürünler, evet. hani bu aldığımız şeyin kazancı kime gidiyor gibi böyle bilinç oluşuyor. Evet. Çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama sen bu çocuğun mücadele ruhunu, ömrünü sonuna kadar ona işlemiş oluyorsun. Kesinlikle öyle Mustafa. Mesela arabaya bindiğinizde çoluk, çocuk, ailecek. Arabaya bindiğinizde, baba bir müzik aç da dinleyelim diyen çocuğunuza e, ne tür bir müzik açıyorsunuz mesela? Bu mücadelenin en ufak örneklerinden bir tanesidir. Yani e, örnek veriyorum. İşte ehi ente hurrun mu açıyorsunuz? Veyahut da işte e, kardan, aydınlık. kardan aydınlık mı açıyorsunuz? Değil mi? İşte vur 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 diye bir parça <laughs> mı açıyorsunuz? Değil mi? Ya da ne bileyim işte Eminem mi açıyorsunuz? <laughs> ya da ne bileyim işte o dünyadan madem, bir parça mı açıyor? Madem o e, müzik vakti doldurulacak, o Aynen. aralıkta müzik dinlenecek. Bari e, bir amacı olan, bir ruhu olan, bir Aynen. derdi olan. Aynen. Yani hep e, Rasim Özdöner'in sözünü söylüyoruz ya Turgay abi. Derdi olan insan okur, derdi olmayan insan da okuyarak ders Aynen. sahibi olur. Aynen. Burada okumaktan mana sadece kitap okumak değil. Hayatı okumak, meseleleri okumak, hayattaki okumak, duruşu okumak, tabiatı okumak. Böyle yani biz dert sahibi olacağız. Evet. Çünkü biz dertlenmediklerimiz konusunda da sorumluluk sahibiyiz. Evet. Allah bunun hesabını soracak. Sen görüyorsun, gözünün önünde haberdarsın ama bununla alakalı dertlenmiyorsun. Evet. Evet. Yahu hiç mi vicdanın sızlayıp bir gözyaşı bile mi dökmüyorsun ya? Edilgen iyilik, etken kötülüğün en yakın arkadaşıdır Mustafa. Evet. Edilgen evet. olamayız abi biz ya. Aynen öyle. O manada mesela özellikle e, bir, bir, insan biraz da bilgili olmalı Mustafa. Yani evet. ya ben şu kitabı e, okumayan işte çok Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabı. Tamam mı? Bu kitabı okumayan insanların Filistin meselesi hakkında temelde neler yaşandığına dair bilgi eksikliğinin olduğunu düşünürüm. E tabi geriye dönüp meseleyi temelden Okumak Tabii lazım. Ki hem de yani şahitliğin elinde. Bu kitabı okuyacaksın, bilgileneceksin. Mücadele alanını temellendireceksin, güçlendireceksin. Mücadele ise meselemiz. O dediğim gibi dik duracaksak, sabır göstereceksek. Onun altını bilgiyle, e, onun altını yine dediğim gibi e, temele inerek, temelini oluşturuyorsun çünkü. Bir şekilde bilgileneceğiz bilinçleneceğiz çünkü bilgi olmadan da bilinçlenmek hiç kolay değil. Evet. Abi, bu e, şimdi Batı'nın çıkarcı bir hali var. Biliyorsun hala Afrika'daki kaynaklar e, Fransa merkez bankasında rezervleri değil mi? Yani hala para birimleri Fransa evet. üzerinden. Fransa zamanlarda çok ciddi. Tabi baş başkaldırı, başkaldırı da var. var yani yıllık Fransa'nın sadece e, şeyden Afrika'dan. 50 milyar dolar şey 50 diyor. 500 milyar dolar kazancı var sadece bu rezervler üzerinden. Sömürü düzeni. Sömürü sömürü düzeni üzerinden. Hiç hiçbir şey yapmadan. Uh -huh. Abi çok ciddi bir para bu. Evet. Hani diyorsun ya işte Fransa kalkınmış, Batı kalkınmış. Evet. Tamam kalkınmışlığı görüyoruz. Fakat nereyi sömürdü? Ne yaptı? Evet. Ve orada hani mücadele veren, baş kaldıran Afrika'da insanlar var. Evet. Diyorlar kardeşim e peki bize niye baş kaldırmıyor? Türkiye orada gidiyor, yapım bir sürü yapı yapıyor, havaalanları yapıyor, yatırımlar yapıyor, ticaret yapıyor, yolları yapıyor, su kuyuları yapıyor. Biz gittiğimizde hep muhabbetle karşılıyorlar. Evet. E çünkü biz oraya inşa etmek için, ihya etmek için gidiyorsun, kardeşlik için gidiyorsun. Evet. Onlardan da muhabbet, bereket, anlayış, hayata bakış, bunları almak için gidiyorsun. İlmi paylaşmak için gidiyorsun. Kardeşlik ruhunu yükseltmek için gidiyorsun. Ama öbür taraftan adam sömürü için gidiyor. İnsan kaçakçılığı için gidiyor. Kaç defa yakalandı Fransız veya başka ülkelerden insanlar Afrika'dan insan kaçakçılığı, çocuk kaçakçılığı yaparken. Dolayısıyla böyle bir sömürü düzeni, böyle bir zalimle, böyle bir ihya ve inşa tarafında duran insanın veya milletin farkı vardır abi olmaz mı Mustafa? Yani bir de bakış açısı da dediğin gibi şey yani böyle yıllarca anasını katletmişsin, babasını katletmişsin. Orada yapmadığın zulüm kalmamış. Ya bir kere ya Müslümanlar olarak 1450'lerden itibaren Portekiz'in başlatmış olduğu e, coğrafi keşiflerle birlikte gelen o sömürgecilik tarihini günümüze kadar bir okunması lazım. Hollanda ne yapmış? Belçika Kongo'da ne yapmış? İşte e, İngiltere güneş batmayan imparatorluk Hindistan'da Hindistan, şeyde her yerde ya her orada, yerde, her yerde yani <laughs> tamam mı? E, Fransa'nın dediğim gibi neler var? Almanya son zamanlarına doğru gidip Namibya'da ne yapmış? İşte e, Hare katlaam, katliamları nasıl gerçekleşmiş mesela? Ruanda Oteli. Nasıl ortaya Yani otelini? oradaki evet. husiler e, ka, karşılıklı olarak. Aynen ve Hulusi'ler. Bak şimdi o konuda mesela çok fazla e, film yapılmadı. Ruanda Oteli'ni biliriz biz mesela. Evet. Ama köpekleri vurmak diye bir yapım vardır Mustafa. O meseleyi farklı anlatan bir yapımdır. Onu izlemedim abi. O nasıl bir yapım? Bak bu biliyorsun 1994 yılında eee Hutularla Tutsileri birbirine kırdırdılar. Baktığın zaman aslında aynı ırktan oldukları da e, ortaya çıkıyor Mustafa. E, Hutular 3 ay içerisinde Mustafa. Yani bu da acayip bir zulümdür. Hani kardeşi kardeşe kırdırmak. Bu bu gelenek ta şeye kadar gider. Ama orada Fransa'nın rolünü de unutmamak lazım. Aynen öyle. İşte Fransa'nın rolü. Şeye git ta mesela İspanya. E, Hernan Cortez şeye girdiğinde. E, Tenochtitlan'a, bugün Meksiko City o zamanki Azteklerin başkentine gittiğinde ilk yaptığı neydi biliyor musun? Çevredeki e, merkezden zulüm gören kabileleri birleşip, birleştirip yanına alıp merkeze saldırmakta. Bak, o o gelenek, yani hani kardeşe kardeşe kırdırtmak meselesi bu gelenek ta sömürge tarihinin başlangıcına kadar gider. Antik çağa kadar da götürebilirim de gerek yok şimdi filme geri döneyim. Ne demiştik? Köpekleri vurmak filmi. Mustafa 800 bin tutsiyi 3 ay içerisinde palalarla ha, bu akla hayale sığacak bir zulüm değil yani hakikaten. Bir de yani mümkün değil o insanların mücadele etmesi. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini anlatıyor. Yaklaşık 1 milyon insan değil mi abi? Evet evet aynen ya. 800 bin rakamı verilir genelde ya. ya. Evet. Filmde işte film işte. Nereye sığınıyor insanlar biliyor musun? Bu sefer Ruanda Oteli'ne sığınıyor diye öbür filmde. Misyonerlerin hastanesine sığınıyor bu sefer de. Ya film tamam eyvallah güzel ama gel gelin misyonerlerin bir öğün me meselesi haline geldi. Yani gidin. yine bir şekilde oradan evet. kendi propagandasını çıkarıyor. Aynen öyle. Ve zaten mesele şey 40 kadar Avrupalıyı nasıl kurtarırız meselesi. Sadece Tutsileri kurtaralım meselesi de değil. Ya bunlar insan, hümanizması tamamen kendilerine olan e, bakış açılarını ifade ediyor. Yani gerçekten hümanisttirler. Ama Avrupalı, batılı, batılıya hümanisttir. Bizim, bize baktığı zaman bambaşka bir şey görüyor. Biliyorsun yani her şeyden önce bak. Bir zulmü yaptığı zaman, bir e, kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş Mustafa. Tamam mı? İnsan insanı yiyeceği zaman yok edeceği zaman hayvanlaştırır Mustafa. Daha aşağı bir seviyede görür. İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu şey her şeyden önce bunlar insan değil diye başladı. İnsanlıklarını bir güzel ortadan kaldı zihniyet itibariyle. Böylece bu zulmü yapabilir. Yoksa insan insana bunu yapamaz Mustafa. Yani burada Batı'nın vahşetini o zihniyet yapısını şey anlatıyor. Ali İzzetbegovic'in tarihe tanıklığımda anlatıyor. Yani evet. bu bir mantalite meselesidir diyor. Yani sen şaşırıyorsun. Ya bir insan nasıl böyle bir katliam yapar evet. diye düşünüyorsun. Evet. Ama onun arka planında senin de söylediğin gibi Ali'ye da aynı bakış açısıyla bakıyor meseleye. Diyor Biz ki de yani Aliya'dan falan <laughs> öğrendim yani. Mustafa Ali'ye Aliya'dan mülhem diyelim evet. o zaman. Aynen öyle. Yani e, şey, tabii yani insan aklının ee, melekeleri bunu anlamak için yeterlidir ama okumak lazım dediğim gibi şey altını doldurmak lazım yani e, bu mesela 2500 tane tutsiyi de alalım kurtaralım derdine de düşüyorlar 40 Avrupalı ile birlikte köpekleri vurmak filminde İşte nasıl Kurtarırız'ın derdine düşmüş bir film yapım olarak karşımıza çıkıyor ama bu zulümlere hani e, bu zulümler sadece modern dünyanın veyahut hatta işte sanayi sonrası toplumların meselesi değil zulüm her zaman insanlık tarihinden var olduğu müddetçe karşımıza çıktı. Ve peygamberler tarihi özellikle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar ki bugün yani bulunduğumuz iklim itibariyle Ramazan ayındayız Kur'an ayındayız. Biliyorsunuz Kur'an kıssaları peygamberleri anlatırken aslında bize bir zulüm ve mücadele örneğini verir. Hazreti Musa'nın başından geçenler, Hazreti Eyyub'un işte hepsi öyledir ya. Hazreti Yunus'un. Yani. Yer taraftan da mesela örneğin iki tane peygamber üzerinden de varlığa karşı zulüm etmeden nasıl ayakta durulur onu gösterir. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut üzerinden Mustafa'cığım. Bu... Ee, zulüm ve direniş mücadele noktasındaki en ulul azm deniyor zaten onlara azm yani az, az, hem a, e, azimli yani aslında mücadelenin en güzel örneğini vermiş peygamberler bunlar bir tanesi de Hazreti İbrahim Sahar'ı çok severim yani e, Abdülhamid Cude Sahar Mısırlı siyerci çok ciddi bir çalışmadır bu yaklaşık 14 cilt miydi hatırlamıyorum şimdi ben ama ...Peygamber Efendimiz'e kadar getirir... ...ve Hz İbrahim'le başlar... ...ataların atasından... ...değil evet. mi? Ey Ateş... Serin ol kitabında başlar... ...bak... ...sen mücadele gösterirsen... ...Rabbim de Ateş'e der ki... ...Kunu... E, ...berden... ...ve selama... ...sen... serin ol... ...ve selametli ol... ...değil mi? Abi... E, ...gerçekten... E, ...asr-ı saadete baktığımızda da... ...bu mücadele ruhunu görüyoruz Yani bir de mücadelenin şöyle bir boyutu var. Nefisle mücadele. Bu da çok yüksek bir mücadele hali. E, düşünüyorum mesela aşere-i mübeşşere'den isimler var. İşte dünyadayken cennetle müjdelenen 10 kişi. E, yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer. Aşırı derecede endişeli. Yani cennetle müjdelenmiş dünyada evet. ve ibadetlerine işte yaşayışına her şeye çok azami dikkat ediyor. Çok aşırı dikkatli. Soruyorlar ya, diyorlar, "Ey Hazreti Ömer, yani şeyin ne? Bu telaşın, bu endişen e, ne? Sen zaten dünyadayken işte cennetle müjdelenmişsin." Evet, evet. Olsun diyor. Ben diyor çok korkarım diyor son nefesimde e, imansız gitmekten, inansız gitmekten. Dolayısıyla o e, mücadele halini nefsimizle çünkü hep deriz ya Allah'ım son nefesimizde iman ile göçmeyi bize nasip eyle diye. Evet. Çok çok kıymetli. Dolayısıyla biz hayatımız boyunca aynı zamanda iman mücadelesi veririz. İmanımızı koruma mücadelesi veririz. Çünkü evet. hani devir öyle bir devir ki senin imanını çalmak için biz... o kadar argümanlar önüne çıkarılıyor ki evet. sen o argümanlarla mücadele ediyorsun. Etmek zorundasın. Yani biz ee, ne izliyoruz programında baştan sona hep bu yapımların bu sıkıntılı insanı zor duruma düşüren inançlı insanların hayata katma değer katma derdinde olan erdemli yaşama derdinde ahlaklı yaşama derdinde olan insanların mücadelesini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini elimizden geldiğince bahsediyoruz. Bu tam bir mücadele ruhudur aynı zamanda. Aynen öyle. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Senin boş zamanın nasıl olabiliyor her şeyden önce bu soruyu <laughs> sormak lazım. Evet boş zaman diye bir şey ben bilmiyorum ya. Ya işte onu konuşmuştuk ya boş zaman <laughs> diye. Oraya bir buradan şey yapalım e, atıf yapalım. E, boş zaman meselesi yani şeyle ilgili sanayi toplumu sonrasında e, çalışmanın arta kalanına boş zaman demişti. De, Bizde boş 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 kelimesi çok boş bir kelime yani <laughs> sen zamanını nasıl değerlendiriyorsun öyle sormak lazım dizi izleyerek mi değerlendiriyorsun ee, batının kültürünü sana dayatan yapımlarla mı geçiriyorsun? Ya mesela az önce bahsettik Turgay abi sen ne güzel Filistin yapımı oradaki dertleri sıkıntılar anlatan şeylerden bahsettin. E bu sistem senin önüne bunları düşürmüyor. Düşürmüyor. E sen ara Arabul ara bir mücadele ver dert tabii, edin. Tabii tabii aynen öyle. Yani mesela 3000 Gece diye bir yapım var biliyor musunuz? He? Neler yaşanmış o bu, bu seferde Filistinli bir gencin hapsedilmesi hikayesi ve o... E, hapis koşulları, hapishane koşulları altında ne tür işkencelere maruz kaldı? Bu insanların ya Mustafa neler yani hani bazı şeyler, bazı zulümler dile getirilemiyor bile. Hı. Tamam mı? Söyleyemiyorum ben. Benim söylemeye dilimin varmadı işte çocuklarla ilgili zulümler. Dilimin varmadığı şeyleri insanlar Allah bir tarafa ya Allah korkusu Yok zaten tamam da ya insanlıktan bu kadar mı çıkılır Mustafa? Evet. Ya şimdi mesela kaplumbağalar e, Kaplumbağalar'da uçar filmi ara ara izliyorum abi. Hani böyle bazı şeyleri idrak etmek açısından şimdi gözümüzün önünde e, bir sürü dram, e, zulüm yaşanıyor. Bunları sinemaya aktarmış yapımlar. Eski de bir film biliyorsun Kaplumbağalar'da uçar. Fakat ee, bu dramları gözümüzün önüne getirmek gerekiyor. Senin bahsettiğin işte orada kadınlar, çocuklar, yaşlılar yani en çok bunlar etkileniyor bu zulümden. Yani ve o çaresizlik halini e, Kaplumbağalar da Uçar filminde çok net bir şekilde görüyorsun. Orada mayınlarla olan mücadelesini görüyorsun. E, çocuğun çıplak ayakla hayata tutunma. Orada başka bir şeyler topluyorlar. Hayatta kalmak için mücadele veriyorlar. Ya düşüyor. hayvanlarla olan? Evet. Yani işleri. şimdi düşünüyorsunuz ya sen evinde çocuğunu böyle ufacık böyle yan bir bakıştan bile sakınıyorsun. Ya evet. birisi böyle ters baksa, şey baksa hayırdır diyorsun. Yani niye öyle yaptın diyorsun. Ya yani en ufak bir şekilde birisi hafif sesini yükselse... Sen şu çocuğunu sakınıyorsun, niye böyle yapıyorsun diye ses yükseltiyorsun. Ya bunlar da insan evladı. Yani bu e, dediğin gibi insanlıktan çıkmak bu kadar mı kolay olabiliyor? Turgay abi ya burada e, içsel olarak bunları sorgulamak gerekiyor. Yani biz e, empati yapmak diyor ya modern hayat işte, empati, empati işte. Ya kardeşim hani biz İSAR diyoruz, diğer gamlık diyoruz falan. E, fakat. Ya en azından empati yap kardeşim ben burada sıcak evimde oturuyorum gayet keyfim yerinde. Ya ama dünyanın öbür tarafında adaletsizlik var, zulüm var. Bununla alakalı niçin ben e, dertlenmiyorum, bununla alakalı bir şeye katkı sunmuyorum. Ya e, o kadar hoşuma gidiyor ki mesela şeylerde, e, dükkanlarda falan böyle... E, sadaka kutuları işte böyle yardım kuruluşlarının falan ufak evet. şeyleri oluyor ya evet. o kadar hoşuma gidiyor ki yani e, o an oraya kesinlikle ufak da olsa bir katkı sunuyorum. O katkı sadece şey demek değil. E, oraya o dükkanı o koyan insan da o yardım kutusunu koyan insan da motive ediyor. Hı hı. Bak diyor bak demek ki buraya bir insan sahipleniyor. Tabii. E bunlar basit şeyler gibi bakıyorsun öbür taraftan okullarda çocuklar güzel etkinlikler düzenliyorlar. Evet. Yani çocuk aklıyla işte o kermesleri kermesler düzenliyorlar, evet. başka evet. şeyler. Ne kadar güzel değil mi evet. abi? Kendi aralarında yarışıyorlar sınıf sınıf. <laughs> Hangimiz daha çok yardım yapabileceğiz yarışı yapıyorlar. Ciddi anlamda hayırlarda yarışınız. Şeyini görüyoruz biz özellikle çocuklarda bunu çok iyi görüyoruz. Bozulmamış Güzel bir fıtrat var çünkü ortada Mustafa çocuklarda. Evet e, abi şimdi aynı zamanda e, Ramazan-ı Şerif'in böyle üzerimizde etkisi, e, mücadele ruhunu e, taşımasının şeylerinden birisi de açlık. Hı -hı. İnsanın aç kalması. Tabii. Sonuçta e, sen normal hayatta hani iki öğün işte sabah ve öğlen öğününü düşünürsen akşam zaten iftar oluyor. Mesela hemen hemen iki öğün aç kalıyorsun. Evet. Ama buradaki mesele sadece aç kalmak değil. Orada bir ruhu idrak edebilmek. Tabii. Mücadele ruhunu, işte açlık sende başka tefekkür alanlarını açıyor. Yani çünkü çok tok olmak, mideyi çok doldurmak, insanın idrakini ve zihinsel çalışmayı da biraz yavaşlatan tarafı var. Evet. Aynı zamanda bir yandan... Başkalarını da düşünmeye başlıyorsun. Aç olmak sende bir acziyeti de ortaya koyuyor. Evet. Ve bilinçli bir açtık, açlık, adanmışlık değil mi? Yani tabii. normal aç kalmak değil. Her şeye ulaşabilirsin. Tabii, tabii. Her şey var. Evet. İmkanın var, her şey var. Buzdolabın dolu. Hı hı. Ama orada Allah rızası için. Tabii. İşte orada kul olmak. Tabii. Şuuru. Tabii. Tabii tabii aslında o var ya müthiş bir özgürlüktür biliyor musun? Müthiş bir özgürlük ya. Seni tutuklayan birçok dünyevi istekten özgürleşiyorsun aslında. Ve bedenin tutkularının seni nasıl tutukladığını aç kalınca anlayabilirsin ancak. O manada Ramazan ve oruç maneviyatın maddiyata geçirmek olarak algılamak lazım. Maneviyat o kadar bedene hükmediyor ki evet, abi. aynen öyle. <laughs> yani normalde beden maneviyatı bazı hayatın aşamaları. Ya motordur bu <laughs> götürür yani tamam mı maneviyatı besler. Evet. Doğru lazım. Ama işte bizden zaten yılın bütün zamanında oruçlu geçirin demiyor abi. Evet. bir ay <laughs> o bir ayın içerisinde bir şu şu maneviyatı maddiyatın önüne bir geçir bakayım diyor yani. Bir bilinçlen diyor. Rektefeye sokuyoruz aslında biz motoru da böylece. Sen geçen yani, sene şevval oruçlarını da tuttun sanki yanlış hatırlamıyorsam Turgay abi. Ben <laughs> mümkün mertebe her sene e, şevvali, şevvali riayet etmeye çalışırız ailecek. Öyle bir gelenek gelmiş babamdan annemden. Allah razı olsun ki kendilerine hakikaten ya bu da çok acayip bir şey. Ya çoğu zaman düşünüyorum Mustafa, bak biz e, Türkiye'de bir İslam toplumunun içerisinde doğduk. Anne babamız Müslümandı ve bir de ayrıyetten biz de çok şanslıyız. Şanslı demeyelim ya, kısmetliyiz <laughs> hakikaten. E, anne babamızın bulunmuş olduğu zihin dünyası da İslam'la yoğrulmuştu. Hani sadece İslam topraklarında olmak da yetmiyor, tamam mı? Çoğu zaman bize verilmiş bir miras gibi sanki bu e, güzellikler. İslam, Müslümanlık tamam mı? Ama miras yedi olamayız Mustafa. Mesele bu. Ramazan biraz da o manada mücadele, nefisle mücadele. Bize gelen şeyi yani e, bu kısmeti elinin tersiyle itmek bir tarafa çok ciddi anlamda kabullenmek ve e, aslında şuursuz taklidi olarak değil de şuuruna varabilmek. O tahkiki hale getirebilmek. Tahkiki mi? hale getirebilmek. Ben niye Müslümanım? Ya annem babam Müslüman olduğu için mi? Değil. Ben Müslümanım çünkü baktım ve gördüm ki bundan daha bundan başka doğru yol yok. Evet yani o insan, o, o insanı güçlü tutuyor ee, hayata karşı duruşunda, bakışında çok etkili oluyor. Ee, abi bu mücadele ruhuyla alakalı bugün bayağı şeyden Balkanlardan, Bosna'dan konuştuk. Orada e, 90'larda yaşanan çok ciddi katliamlardan bahsettik. E, yine savaşı, savaşın... Çok özür dilerim Mustafa. Ee, Lütfen sözünü unutma. Ya bak Balkanlardan bahsedebiliyoruz, Filistin'den bahsedebiliyoruz. Kafkasya mesela şeyden e, arayış filmi var evet, ondan bahsetmedik. Arayıştan mi? bahsedebiliriz dediğin gibi ama böyle mi yani mesela sadece? Daha doğuda Arakan, Tabii. işte Sincan. Doğu Türkistan. Doğu Türkistan. Evet. Aynen. Buralarda gerçekleşen zulümle ilgili yapım biliyor muyuz? Evet. Var mı ki? Niye bu kadar atılız? Niye bu kadar biganeyiz? Mustafa, mücadele bunu gerektirir. Yani sinema dünyasını özellikle bizim ee, bu dertleri dert edinebilecek yönetmenleri ben göreve çağırıyorum ya. Abi şimdi mesela Aybüke öğretmenin hayatı e, sinemaya aktarıldı. Şeyi Düşünüyorsun yani. Evet o, onu da unutmayacağım. Mesela PKK tarafından katledilen evet. e, bir öğretmenin hikayesi değil mi? Yani evet. 20'li yaşlarında gencecik öğretmen olmuş, hayali var, öğrencilerini yetiştirme derdi var. Evet. Güzel türküler söylüyor. Kalbi ferah. Böyle sevgiyle aşkla dolu bir öğretmeni katlediyorlar. Ve bugün e, arkadaşlarımız, e, senaryo ekibinde e, e, arkadaşlarımız da var. Onlar da yazdılar ve Aybüke öğretmenin e, hayatı sinemaya aktarıldı. Bu mesela bir e, duruştur, bir mücadeledir. Veya bir mücadeleyi vermiş insanın hayatını es geçmemektir. Evet. Eren Bülbül'ün hayatı sinemaya aktarıldı. Evet, evet. Yani yani bunlar çok çok kıymetli değerler. Hayır. Onun için hem bu coğrafyada hem İslam coğrafyalarında bununla alakalı yapımları fazlasıyla yapmak ve bunun tanıtımını da fazlasıyla yapmak gerekiyor. Fakat bu tanıtım ağı içerisine düşmüyor birçok noktada. Onun için izleyenlerimize özellikle şunu söylemek lazım Turgay abi. Sen de dedin ya araştırın, bulun, inceleyin, irdeleyin. Baktıkça artık elimizde internet diye büyük bir derya var. Ya de. bize bize at gözlükleri takılıyormuş Mustafa. Evet. Şu şu platformlarla Hollywood'la bize at gözlükleri takıyor. O platformun içerisine koymaz. Başka ki da bir de şey de. göremiyorum abi bu kadar. Şunu kaldır ya. Kaldır yani Yok pl ya, O platforma bağımlı değilsin. Değil ya platform kendi dünya görüşüne göre zaten o sömürü düzeninin çok önemli oranda parçası. Ona göre yapımlar seçiyor. Siz. Ama sen orada biraz bakış açını değiştirip farklı yapımları arayıp bulman gerekiyor. Aynen öyle Mustafa, aynen öyle. Bu manada mesela yine e, çok ilginç. Arakan dedim ya, Arakan'la şey arasında, e, Kamboçya arasında çok büyük bir coğrafya yoktur yani tamam mı? B büyük bir e, şey yoktur. Pol Pot rejimini hatırla, Kızıl Kımerler orada tamam mı? Şey tarlaları, e, belgesel de yapıldı. Katliam tarlaları mıydı yanlış hatırlamıyorsam? kan Kanlı tarlalar mı? Öyle bir e, belgesel yapıldı. Yani bu konuyla alakalı e, yapımlar üretiliyor ama gel gelelim ki tamam orada zulüm var, oradaki e, sinema dünyası ne kadar gelişti, biz ne kadar Myanmar sinemasına hakimiz ki yani bilmiyoruz yani. Neler yapıldı bilmiyoruz. E, ama bunu Türkiye'den, bunu işte e, başka bir Müslüman coğrafyasından birilerinin çıkıp göstermesi lazım sinema diliyle. Çünkü bu sinema dili güçlü bir dil. Ya sinema dili. Geçenlerde bir makale okudum. Makalenin başlığı şuydu. Bir tebliğ aracı olarak sinema. Mustafa Ramazan'dayız. Ya bir tebliğ aracı olarak sinemayı kullanamıyorsak gerçekten yazıklar olsun. E artık imkan var. var. Ee, yani kamera var, ışık var, set kurma potansiyelim var. Bu alanda yetişmiş insanlar var. Var da var. Yani senin bunu yapmamak için elinde... Tüm imkanlar var yani sen bunun için yapmıyorsun yapmamak için bir mazeretin var mı? Sadece bunun içerisinde tembelliğin vardır yani ya tembelliğin vardır ya da dert etmiyorsun dert etmiyorsundur yani dert. veya bunun e, maddi olarak çok aşırı getirisi olmayacağını düşünüyorsundur. E tabi dünyaya bunu niye anlatayım? Çok güzel yap çıksın ya ortaya ya. Evet. Evet Turgay abi, bu e, çok önemli bir dertti. Evet. E, burada virgül koyalım tamam işte. ve e, aslında Ramazan içerisinde e, diğer programlarımızda da şeyleri konuşalım biraz da. Aksiyon tarafını ne yapmamız gerektiğini onu, onu da e, inşallah o aksiyon tarafıyla alakalı bugün bayağı e, notlar düştük. Tamam. O aksiyon kısmını da inşallah, i̇nşallah. E, ilerleyen haftalarda konuşur oluruz. Abi ağzına sağlık. Çok Seninle teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Evet efendim bugün programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.